Günün öne çıkan haberlerini aktaralım. Sevgili izleyenler, Koçyazı Mahallesi'nde yaşanan olay deprem felaketinin dahi bazı insanların vicdanını etkilemediğini gösterdi. Bir ev sahibi depremin hemen ardından kiracısını evden çıkarmak için zorlarken kiracı ise inşaat halindeki binada yaşamak zorunda kaldı. Günün öne çıkan haberleriyle devam ediyoruz. Düzce'de bugün kura heyecanı yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan sosyal konut projesi kapsamında Düzce'ye yapılacak olan 1100 konut için bugün kura heyecanı yaşandı. Günün öne çıkanlarını aktarmaya devam ediyoruz. Çadırlar kaldırılıyor diyeceğiz bu kez. Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Düzce'de farklı noktalara çadır kentler kurulmuştu. Yüzlerce kişi de o çadırlarda kalmaya devam ediyordu. 9 gündür kurulu olan çadırlarda bugün itibariyle kaldırılmaya başlandı. 3.7'lik deprem korkuttu. Sevgili izleyenler, Düzce bugün öğle saatlerinde AFAD verilerine göre 3.7 şiddetindeki bir depremle sarsıldı. Vatandaşlar panik halinde alışveriş merkezi ve iş yerlerinden deprem anında sokağa çıktılar.